Sevgili seyirciler, Almanya'da ilginç bir olay meydana geldi. 25 kişi tutuklandı. Neden tutuklandı? Çünkü darbe girişimine hazırlanıyormuş. Aşırı sağcı bir grup ve de monarşiyi yeniden devreye sokmaya, sokmak için çeşitli provokatif eylemler yapacaklarmış. Ve de Alman gizli istihbaratı bunları takip etmişler. İçinde emlakçı bir siz Zaden'in de olduğu bu çete çökertildi. herkes çok oldu Allah Allah dediler ya Almanya'da darbe girişimi darbe bunlar hep böyle bizde konuşulan konulardı burada da olur muymuş olurmuş adamlar bütün parlamentoyu havaya uçurmayı büyük bir infial yaratmayı planlamışlar ama Alman istihbaratı engellemeyi başardı. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise konuşulan bu haftaki en büyük konu Trump organizasyonunun vergi dolandırıcılığından suçlu bulunmasıydı. Artık bu uzun bir hikaye dönüşmüştü. Ee, ve de 15 yıllık bir planla bağlantılı olarak çok sayıda adli vergi dolandırıcılığı ve ticari kayıtlarda tahrivat yapıldığını artık kabul etti. Ve Trump olmasa da kendi şirketleri bu dolandırıcılığın bir parçası olduklarını kabul ettiler. Bu arada Elon Musk'ı anmazsak olmaz Twitter'daki fırtına devam ediyor. Bu sefer kovulanlar arasında FBI bağlantılı bir Twitter yöneticisi olduğu iddia edildi. Özellikle Elon Musk geldi bu hafta yani geldiğinden beri daha doğrusu pek çok adıma imza atıyor da pek çok adamı kovdu. Bu hafta kovmasının nedeni işte bu FBI bağlantılı ismin özellikle demokratların Biden'ın oğluyla ilgili çeşitli skandalları örtmesi için ricalarını yerine getirdiği mevi orada hani bütün bu şeylere Biden yönetimi söylediklerine emredersiniz efendim diye düzelttiği iddiasını dile getirdi ve kovdu. Bu da en çok konuşulan konuların arasındaydı. 2022'nin yavaş yavaş sonlarına geliyoruz. Yılın adamları seçiliyor. Görünen o ki bu yılın tartışmasız insanı Zelinski. Önce bir İngiliz gazetesi seçti. Son olarak ise 1927'den bu yana yılın insanını seçen Time dergisinin kapağında Zelinski vardı. O da Ukrayna'nın ruhu olarak yılın insanı seçildi. Zelinski sevinirken Charles, Kral Charles'a yeni bir yumurtalı saldırı düzenlendi. Bu da İngiltere'nin en çok konuşulan konularıydı. Kuşkusuz unutmamak lazım ki Dünya Kupası da gündemin en önemli konularından biri. Seyirciler 5-1 kayda ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dünya'nın gündeminde Dünya Futbol Şampiyonası var. Önümüzdeki pazar şampiyon belli olacak, kupayı eve götürecek. Peki bu hafta nasıl geçti? Çok ilginç maçlar, sürpriz sonuçlarla geçti diyebiliriz. Özellikle Fas'ın galibiyeti büyük olaya dönüştü. Fas Kralı sokağa döküldü, kutlamalara katıldı başta İstanbul olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerinde de Fas'ın bu sürpriz çeyrek çıkışı büyük kutlamalara sahne oldu. Ronaldo'nun oynamaması, geç oyuna alınması da çok konuşulan konular arasındaydı. Tabii ki Portekiz, İngiltere, Brezilya'da bu haftanın en göz dolduran ekipleri oldular. Bakalım önümüzdeki pazar oynanacak Dünya Kupası'nı kim kazanacak? kim evine götürecek. Evet bir 5 bir 1K'nın daha sonuna geldik. Yeni bir 5N1K'da her zamanki gibi buluşuncaya kadar ben Cüneyt Özdemir. Hepinize iyi günler, iyi akşamlar diliyorum.